Kamp günüyle yeniden karşınızdayız. Bursa Spor 2 bölüm halinde toplam 25 gün sürecek Afyon kampına bugün başlıyor. Yeşil beyazlarda yaşanan son gelişmeleri öğrenmek için Afyon'da bulunan Sönmez Medya Spor Müdürü Süha Gürsoy ve Bursa Spor muhabiri Tolga Öztaş'a bağlanıyoruz. Evet Tolga, söz sende. Afyon'dan mutlu günler dilerim. Bursa Spor'un iki dönem halinde toplam 25 gün gerçekleştireceği Afyon kampı bugün start alıyor. Yeşil Beyazlar bu akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Afyon kampına resmen start verecek. Burada ilk etapta Samet Aybaba yönetiminde Bursa Spor ilk olarak kondisyon depolayacaklar. 13 Temmuz'da ilk dönemin son gününde ise Balıkesir Spor'la bir hazırlık maçı yapacaklar. Ardından Bursa'ya dönüp 2-3 gün izin yapıp tekrar Afyon'a gelecekler ve ikinci etap Afyon kampının ikinci etap çalışmalarında daha çok hazırlık maçlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirecekler. Ben şimdi hem Afyon kampındaki detayları, daha fazla detayları öğrenmek için hem de Bursa Spor'da yaşanan son gelişmelerden bilgiler almak için yanımda bulunan Sönmez Medya Spor Müdürü Sayın Süha Gürsoy'a dönüyorum. Sayın Gürsoy, yanımıza hoş geldiniz öncelikle. Sağ ol, teşekkürler, iyi yayınlar, hepimize hayırlı olsun. Hayırlı olsun Afyon kampı. Evet, bugün kamp başlıyor. Bursa Spor'da nasıl bir kamp geçecek ve neler oluyor? Onlardan bilgi alırım sizin için. Birincisi, Bursa Spor'un Afyon kampı zorunluluktan dolayı bu durumda. Normalde ilk etap Afyon'da, ikinci etapsa Avusturya'da olacaktı. Fakat malum sebeplerden dolayı Bursa Spor'un bu kampı tamamı Afyon'da gerçekleşecek. Senin de belirttiğin gibi bugün başlıyor. Akşam ilk antrenman, ayın 13'üne kadar ilk etap, 13'te Balıkesir Spor'la hazırlık maçı, ardından 16-28, bir 12-13 günlük daha bir periyot var. Orada da diğer rakiplerle karşılaşacak Bursa Spor. Kim bunlar? Ümraniye Spor, Afşet Afyon Spor ve Altay. Bir Türkmen takımı, bir Hollanda, bir de Alman takımıyla hazırlık maçı yapma ihtimali var. Ama rakipler kesinleşmediği için bunu şimdi söyleyemiyoruz. Kampa ailevi sebeplerinden dolayı Bursa Spor'dan ayrılmak istediğini belirten John Boşnok katılmayacak. O kamp kafilede bulunmuyor. Bursa'dan yola çıkan kafilede. Bunu bir gelişme olarak söyleyebiliriz. Boşnok da büyük bir ihtimalle Toulouse'la anlaşmak üzere. Bu da bir son dakika bilgisi olarak geçirebilir. Thomas Nesit Bursa'ya geldi. Delage Bursa'ya geldi. Jires Kembo ülkesi Fransa'da çalışmalarına başladı. Onlarla ilgili de yönetim bu futbolcuları nasıl elden çıkartabiliriz şeklinde bir çalışma yürütüyor. Her kamp iyi başlar. Önemli olan sakatlık olmasın. Önemli olan farklı konular gündeme gelmesin. Çünkü biliyorsunuz Bursa Spor'da ciddi anlamda bir ekonomik kriz söz konusu. Dünya Kupası'nda bulunan William Ekong, Aziz Beyiç ve Abdullah Şeyhu'ya uçak biletleri gönderildi. Abdullah Şeyhu 5 Temmuz'da bir yardım maçına çıkacak. Bu nedenle onun gelişi biraz röter yapabilir. Bunu da bir gelişme olarak belirtelim. Ama William Ekong ve Aziz Beyiç'i kısa bir süre içerisinde Afyon'a bekliyoruz. Biz gün içerisinde bütün gelişmeleri hem bursahakimiyet.com.tr internet adresimizden hem gün içerisinde iki bağlantımıza, hem öğle saatlerinde bu saatte hem de akşam haberlerinden hemen sonra yapacağımız bağlantılarla kamp günlüğü programlarımıza izleyenlerimizi aktaracağız. Bizleri izlemeye devam etsinler diyorum. Teşekkürler Sayın Gürsoy, aktardıklarınız için. Evet İrem, Afyon kampı bu akşam yapılacak antrenmanla başlıyor. Şimdilik Afyon'dan aktaracaklarımız bu kadar. Aktardığı değerli bilgiler için Süha Gürsoy ve Tolga Öztaş'a teşekkür ediyoruz ve kamp günlüğünü burada noktalıyoruz. Gelişmelerle tekrar karşınızda oluncaya dek hoşça kalın.